Eşi Sarah ile 9 yıldır evli olan 41 yaşındaki Bob, ikiz kızları Karen ve Christy'yi tek başına büyüttü. Sarah, başka bir adamla uzun süredir devam eden ilişkisini itiraf etti ve Bob'u onlarla tek başına ilgilenmesi için terk etti. Ama hepsi bu değildi. Bob, "O adam onların babası mı? Bunu bana nasıl yapabildin? Bana gerçeği söyle," diye bağırdı. Bob tartışmıştı ve Sarah'ın cevabı onu paramparça etti. Karen ve Christy'nin Sarah'ın işler ortağının çocuğu olmadığını kabul etti. Bob'la evlendikten 2 yıl sonra ilişkisi olduğu başka bir adamdan dünyaya geldiler. Bob, ona onu neden aldattığını sorduğunda, "Çünkü geçimini sağlamak için çöplükleri süpürüyordum ve kocam olduğunu söylemeye utanıyorum. Ödeyemeyeceğin kadar zengin bir hayat istiyorum," dedi. Bob paramparça oldu. Sarah'la mükemmel bir hayat yaşadığını düşünüyordu. Ancak aşkla taptığı karısının ondan memnun olmadığını anlaması 9 uzun yılını aldı. Bob kızlarını bir daha eskisi gibi göremeyecekti ama aynı zamanda onsuz yaşayamayacağını da biliyordu. Sarah'a boşandıkları gün "Çocukları yanında mı götürüyorsun?" diye sordu. "Başka biriyle evleneceğim zaman neden çocukları yanıma alayım? İstersen onları büyütebilirsin. Çünkü biyolojik babaları yıllar önce öldü," dedi tereddüt etmeden. Sonra gitti ve Bob onu bir daha hiç görmedi. Bob karısının gitmiş olduğu gerçeğini kabullenemedi ama kızlarını büyütmek için kendini toparladı. Kaderin ondan yapmasını istediği şeyin bu olduğunu hissetti. Kızlarını mutlu etmek için her şeye rağmen mücadele etti. Bunların kendi dünyası olduğuna inanıyordu ama çok geçmeden ailesine yeni bir üye katılacağını bilmiyordu. Bir gün Bob, çöplüklerden birinin yanında ağlayan terk edilmiş bir erkek bebek buldu. Etrafına bakındı ve kimsenin olmadığını gördü. Eğildi ve bebeği kontrol etti. Ve bu kör bebeği kim bulursa lütfen ona iyi bakın yazan bir not buldu. Bob irkildi. Bebeği kucağına aldı. Bebek ağlamaya devam etti ve onu tutan kişiyi hissetmesi için hassas ellerini kıvırdı. Bebek tekme attı ve bağırdı. Bob çocuğu sakinleştirdi ve çocuk hizmetlerini aramadan önce biraz daha süt vermesi için onu eve götürdü. "Onu çöp bidonunun yanında buldum," dedi yetkililere. Daha sonra hastaneye kaldırılan erkek bebeğin kör olduğu doğrulandı. Bob'un kalbi çaresiz küçük çocuğa acıdı ve onu evlat edinmeye karar verdi. 6 ay sonra Bob bebeği yasal olarak evlat edindi ve eve götürdü. "İşte yeni erkek kardeşiniz Sam. Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu Bob bebeği kızlarıyla tanıştırarak. Bob başlangıçta yüzleşmek zorunda kalacağı zorluklar konusunda şüpheciydi. Sam'in körlüğü nedeniyle özel bakıma ve ilgiye ihtiyacı olacağını biliyordu. Bu yüzden Sam'in sevildiğini hissetmesi için elinden gelenin en iyisini yaptı. Bob çocuğun özel bir ilgisi olduğunu keşfettiğinde 7 yıl geçmişti. Bob Sam'e yatmadan önce hikayeler okurdu. O da büyük bir kulede mahsur kalan güzel prensesi ve onunla her gece gizlice buluşan yakışıklı bir prensi hayal etmek için hayal gücünü kullanırdı. Sam yatmadan önce böyle hikayeler dinlemeyi severdi ve asla onsuz uyumazdı. Bob 7. doğum gününde Sam'e bir kitap hediye etti. Dokunuşu tuhaf hisseden Sam, "Bu ne baba?" diye sordu. "Bu bir Braille kitabı. Yükseltilmiş noktaları hissetmeli ve parmaklarınla yavaşça takip etmelisin." Sam'i kitabı kullanması için sabırla eğiten Bob, "Okumana ve öğrenmene yardımcı olacaklar," diye yanıtladı. 2 ayda bir gelen haftalarda Bob, Sam için yeni bir Braille kitabı aldı. Pahalıydılar. Bu yüzden Bob, oğlunun masraflarını karşılamak için birkaç masraftan kısacaktı. 20 yıl geçti ve Sam onlarla akıcı bir şekilde okuyup yazabiliyordu. Görme engelli insanlara yardım etmeye karar verdi ve küçük bir yayın evi kurdu. Bob, kızının düğünleri için biriktirdiği parayı kullanarak işleri başlatmak için gereken temel ekipman konusunda ona yardım etti. Zamanla Sam'in işleri düzelmeye başladı. Yeni keşfettiği başarısı, ailesinin yaşam koşullarını değiştirebileceği ve yine de topluma hizmet edebileceği anlamına geliyordu. 3 yıl sonra Sam, özellikle kör insanlara okuma ve yazma konusunda yardımcı olan büyük bir yayın evinin sahibi oldu. İşi ona milyonlarca ciro kazandırdı. İlk milyonuyla büyük bir malikane satın aldı ve üvey babası ve kız kardeşlerinin yanına taşındı. Sam, Bob'un biyolojik oğlu olmamasına rağmen onu mümkün olan her şekilde gururlandırdı. Evlat edinildiğini biliyordu ve röportajlarda sık sık "Bizi doğuran değil, büyüten anne babadır," derdi. "Ailem beni istemedi. Beni bir yük olarak gördüler. Dünyayı onun gözünden görmeme yardım eden sevgi dolu bir baba bulmama yardım ettiği için kaderime teşekkür ediyorum. Bob benim babam ve hep öyle kalacak. Onun oğlu olmaktan gurur duyuyorum."